Değerli izleyenlerimiz, her pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu Avusturya'dan haber başlıklarıyla sizlerleyiz. Dilerseniz yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz kısa bir dönem önce Avusturya'da hükümet kuruldu ve geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplandı ve Bakanlar Kurulu'nda bizleri ilgilendiren ciddi konular ele alındı ve bu yasalardan 4 tanesini sizlere bildirmek istiyoruz. Birinci konu, değerli izleyenlerimiz, karayolları ile alakalı. Trafik Bakanlığı yaklaşık 16,6 milyar euro bütçe aldı ve bu bütçeyi Avusturya'daki karayollarını modernize ve tadilat etmek için ve aynı şekilde demir yollarını da modernize ve tadilat etmek için aldı. 2018 yılına kadar Avusturya'da inşaatlar bizleri bekliyor. İkinci konu ise aile yardımları ile alakalı. 2014 yılı Temmuz ayında %4'lük bir zam olacak aile yardımlarına ve 2015, 2016, 2017 yıllarında da %2'lik bir zam olacak. Bu ikinci maddeydi değerli izleyenlerimiz. Üçüncü madde ise çıraklık eğitimiyle alakalı ve eğitimle alakalı. Biliyorsunuz Yeni Nesil Gazetesi ve Avrupa'daki Anadolu programı bu konuya ciddi anlamda dem vuruyor. Eğer 15 yaşından sonra okul hayatınıza devam etmek istemiyorsanız 2016 Eylül ayından itibaren genç kardeşlerimiz 15 yaşından sonra okulu bitirdikten sonra 18 yaşına kadar çıraklık eğitimi almak zorundalar. Ve bu da işsizlik oranını ciddi anlamda düşürecek değerli izleyenlerimiz. Ve eğer çıraklığa gitmeyen genç kardeşlerimiz var ise onlara da ciddi anlamda maddi yaptırım söz konusu. Dördüncü madde ise bizleri ilgilendiren 50 yaşının üstünde işsiz olan vatandaşlarımızı kapsıyor. Eğer 50 yaşının üstündeyseniz ve işsizseniz işvereninize ciddi anlamda katkılar hükümet tarafından yapılacak değerli izleyenlerimiz ve bu katkılar da yakın bir dönemde yürürlüğe girecek. 2018 yılına kadar 350 milyon euro devlet kasasına koydu. Avusturya geçtiğimiz hafta cumartesi günü 16. bölgede gece saat 1'de patlayan lüks aracı tartışıyor değerli izleyenlerimiz. Aracın içinde iki kişi bulundu. Birisi Yugoslav asıllı Wales belediye parlamenteri ve espriyolü kendisi. İkinci kişi ise Alman vatandaşı. Değerli izleyenlerimiz, aracın içinde bir üçüncü şahsın daha olduğu tahmin ediliyor. Ve iki kişiyi infaz ettikten sonra araçtaki delilleri yok etmek amacıyla aracı el bombasıyla havaya uçurduğu tahmin ediliyor ve Avusturya'daki yetkililer bu konuyu ciddi anlamda mercek altına aldı ve kamuoyu da bunun bir mafya hesaplaşması mı diye ciddi anlamda soru işaretleri oluşturdu kafasında. Yetkililer bu konuda ellerinden gelen en iyi çalışmayı yapıyorlar. Değerli izleyenlerimiz, 10. bölgede hizmet veren Lidl şubesi geçtiğimiz sene soyulmuştu ve iki vatandaşımızı etkisiz hale getirdikten sonra Lidl şubesini soyan Sırp asıllı vatandaş biliyorsunuz yakalanmıştı ve bu haftada mahkemesi görüldü, adalet yerini buldu ve kendisi 10 sene hapis cezasına çarptırıldı. Avusturya'da memur sendikaları ile hükümet yetkilileri arasında biliyorsunuz uzun zamandır maaş zam oranı tartışma unsuruydu ve bu hafta bu da sonuca bağlandı. Memurlar enflasyon oranında yani %2,3 oranında bir maaş arttırımı isterken hükümet yetkilileri 1,7 oranında maaş arttırımını öngörmüştü. Fakat bu konuda anlaşamamışlardı ve bu hafta yapılan toplantıda 1,88'lik bir maaş arttırımında karar kıldılar ve kamu personeline bundan sonra 1,88 oranında maaş arttırımı yapılacak. Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da haftalardır
işsiz vatandaşların durumu tartışılıyordu ve Avusturya'da istatistiklere bakıldığında 100 çalışanın 8'inin kayıtsız olduğu ve Avusturya ekonomisine 20 milyar euro yıllık bir külfeti olduğu ve zarara uğrattığı açıklandı. Ve buradan esnaflarımızı da uyarmak istiyoruz. Yetkililer bu oranın yüksek olması ve sayının yüksek olması sebebiyle düğmeye bastı. Lütfen mekanlarınızda kayıtsız eleman çalıştırıyorsanız lütfen bir an evvel kayıtlarını yaptırın. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bu konuda hükümetin ciddi yaptırımları olacak. Lütfen bu konuda duyarlı olun. Değerli izleyenlerimiz, Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıklarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dop dolu gündemle ve haber başlıklarıyla buluşmak ümidiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın, hayırlı pazarlar.